Efendim merhabalar. Bir Yaşam Hafıza programıyla yeniden sizlerleyiz. Bugün Ramazan bayramının 3. günü. Ramazan ayına veda ediyoruz. Bayrama veda ediyoruz. İçimizde buruk bir sevinç var. Çünkü bir daha kavuşur muyuz acaba bu mübarek günlere, aylara? Cenab-ı Hak cümlemizi inşallah sağlıklı, afiyetle tekrar bu günlere bizlere kavuştursun diye dua ederek programımıza yavaş yavaş başlamak istiyorum. Bugün çok kıymetli bir konuğum bizimle birlikte. Kendisi Konya eski milletvekillerinden 26. dönem milletvekili ve aynı zamanda çok eski bir siyaset arenasında yer almış ve hala da devam eden eski siyasetçilerden bir girişimci, iş adamı aynı zamanda Sayın Ömer Ünal Bey. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Cihat Bey. Evet Ömer Bey, sizinle çok eskiye dayanan bir hukukumuz var. Sizler az önce de bahsettiğim gibi eski siyasetçisiniz. Birçok partinin içerisinde de bulundunuz. Evet. Toplumun hafızasını bilen bir isimsiniz. Evet. Eski de bir Konyalısınız. Evet. Bilmeyenler için biraz ben böyle detaya girmiş olayım. Çok konu var. Güncel konular var. Ramazan'la alakalı konular var. Ben ama önce Ramazan bayramı ile alakalı size şöyle sormak istiyorum. Geçmişten günümüze nasıl bir Ramazan iklimi var? Bu iklim sizce, bu manzara sizce değişiyor mu? Nasıl geçiriyorsunuz bayramlarınızı? Evet. Cihat Bey, öncelikle TV 42'ye, Kanal 42 değişiyor. TV 42 olarak. TV 42'ye bana bu şansı verdiği için başta yöneticiler olmak üzere şahsınıza, tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizleri izleyen tüm TV 42 seyircilerin bayramlarını tebrik ediyorum. Hakikaten başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan'ı coşkuyla idrak ettik ve ardından Mevla Ramazan bayramına kavuşturdu. Bugün de 3. günü. Bayram inşallah bugün itibariyle bitmiş olacak. Baktığınız zaman 2 yıldır aslında bayramlaşamadık pandemiden dolayı. Bu bayramda ben şunu gördüm. İnsanlar birbirini özlemiş. Özellikle büyüklerimiz. Yani kendilerine ziyaretçi gelsin diye kapıyı gözler olmuşlar. Ve gelen ziyaretçileri bayram vesilesiyle salmıyorlar. Daha çok oturmalarını istiyorlar. Aslında bayramların bir toplumda hangi noktada etkili olduğunu, toplumları kaynaştırma, o sıla-i rahmi şimdi çok daha iyi anlayabiliyorum. Hani 2 yıl bunu yaşayamadık toplum olarak pandemiden dolayı. Hamdolsun pandemi bitti sayılır. Şu an o eski bayramlara dönüş başlamış oldu. Ben tabii çocukluğumun bayramlarını da kısaca anlatmak istiyorum. Şimdiki çocuklar da belki ileride diyecekler ki bizim çocukluğumuzda bayramlar ne güzeldi. Hep öyle ifade edilir. Hep geriye, geçmişe bir özlem duyulur. Geçmişin bayramları yad edilir. Güzel sözlerle anılır. Gerçekten bugünkü bayramlar da çok güzel. Ama hani insanın o hafızasında, yaşayan hafızasında çocukluk anıları hiçbir zaman terk edilmiyor. Hep iz bırakıyor. Çocukluk hatıraları hep yer ediyor. Gerçekten çocukluğumuzda biz rahmetli babam bazen burada olur, başımızda olurdu. Almanya'da 18 yıl çalışmıştı. İşte bazen olmazdı. Biz aile büyüklerimizin evine gider. Rahmetli dedemler işte onlarla beraber sabah kahvaltısını hep beraber aile olarak yapardık. Böyle bir gelenek vardı. Yani ailenin en büyüğünün evine gidilir. Bayramın ilk günü bayram namazı önce gidilir, eda edilir. Sonra hep beraber bir kahvaltı yapılır, bayramlaşılır. Öğleden sonra da herkes evine gider. Sonra bayramlaşma diğer yakın akrabalarla devam ederdi. Ben bu geleneği çok önemsiyorum. Özellikle bu bayramda da bayram namazını sabah kalktık işte 6:25'te eda ettik. Tekrar evimize döndük. Camiler gerçekten çok kalabalıktı. Yani bizim de durduğum evin yan tarafındaki cami de çok kalabalıktı. O 2 yılın getirmiş olduğu namaza gidememe dahil olmak üzere veya bayram namazlarında o sıkı safların oluşmamasının sıkıntısını bu sefer
cemaat gerçekten camileri, cami dışlarını hınca hınç doldurarak eda etti bayram namazını ve evlere gidildi. Çocuklarda o heyecanı halen görüyoruz. Yani herhalde bayramların en mutlu kişileri çocuklar. Hı. Baktığınız zaman güzel bir bayram devam ediyor. Gönül ister ki tüm İslam coğrafyasında aslında bu güzellik, bu bayram güzelliği olsun. Ama maalesef İslam coğrafyasının birçok yerinde savaşlar vesilesiyle, farklı sıkıntılar vesilesiyle bayram coşkusu maalesef istenildiği gibi yaşanılmıyor. Şimdi ben bayram namazlarından bahsedince cuma namazlarını da görüyorum bunu. Evet. Hala maske takan insanları görüyorum. Doğru. Yani psikolojik olarak insanlar o kadar etkilenmişler ki, özellikle yaşlı hacı amcalarımız, büyüklerimiz takma gereği duyuyor. Sanki o maske onun hayatını kurtaracak, takmazsa farklı bir hastalığa rahatsızlığa karşılaşacak gibi. Bu çok önemli bir travma aslında. Evet. Siz az önce de bahsettiniz, büyüklerimiz çocuklarıyla tam görüşemedi bayramda. Maalesef. Uzaktan görüşmeye çalıştılar torunlarıyla. El öpemediler. Doğru. Onların yüzlerini koklayamadılar. Kucaklaşamadılar. Bu da onlar istersen bir sıkıntıya soktu. Bu bayram bu rahatlıktan dolayı biraz daha rahat hareket edildi diyelim. Fakat ne hikmetse şöyle bir şey var. Her zaman yarınlar hep güzel olacak deriz biz. Evet. Özellikle siz siyasetçiler çok kullanırsınız. Evet. Ama hep geçmişi yargılıyoruz. Evet. Demek ki dünyada, ülkemizde kaybettiğimiz bir takım değerler var ki, doğru, biz geçmişe önem duyuyoruz, geçmişe gidiyoruz. Hakikaten yani bunu laf olsun diye söylemiyorum. Bizim çocukluğumuzda da, sizin çocukluğunuzda da muhakkak bayramlar bayramdı, insanlar insandı. Oturma, kalkma, büyük, küçük her şey farklıydı. Evet. Bir kültürel değerlerimiz en azından şu zamandan daha güzel yaşanıyordu. Neden bu noktaya geliyoruz? Biraz da bunun için açalım isterseniz. Yani tabii toplum büyüyor. Yani bundan belki nüfus olarak baktığımız zaman bizim çocukluğumuza denk gelen zaman diliminde 60-70 belki 50-60 milyon bir nüfus vardı. Bu kadar insanlar asosyal değildi. Şimdi birçok insanın elinde, gencin, yaşlının elinde işte akıllı telefonlar var, televizyon kanalları var, ikili ilişkiler, o iletişim dediğimiz akraba ziyaretleri, karşılıklı sohbetler maalesef unutuldu. Ben üzüldüğüm noktayı söyleyeyim ben size. Birçok farklı mekana gittiğiniz zaman, bu ister aile efradıyla beraber lokantaya olsun, kafeye olsun veya farklı herhangi bir etkinliğe olsun, İnsanlar birbiriyle konuşmuyor Cihat'ta. Evet. Maalesef elinde telefon, çocuğun telefon, annenin, babanın, işte eşin telefon. Yani artık telefonlarla konuşur oldu insanlar. Telefon işte sosyal medya üzerinden konuşulma oldu. Sosyalleşmeyi sosyal medya olarak algıladılar. Yani arkadaşlar, maalesef her şeyi sosyal medya üzerinden ortaya döken bir toplum olmaya başladık. Hani iletişim aslında koptu. Ama gerek hayatımızın her safhasında, hani siyasi safhada da böyledir. Şimdi deniyor ki siyasetçilerin bir şu, aman sosyal medya çok önemli, mutlaka sosyal medyayı çok iyi kullanın, yazılı ve görsel medyayı çok iyi kullanın. Doğru, kullanmak gerekiyor siyaseten de. Hı. Ama asıl olan nedir biliyor musunuz? Birebir iletişim, elini tutmak, gözüne bakmak. Gönül iletişim. Aynen, kalple iletişim. Yani o sıcaklığı, o teması sağlayabileceğiniz göz göze gelmek, elini tutup halini hatırını sormak. Eğer bunu yapıyor iseniz, hani siyaset arenasında da başarılı oluyorsunuz, tabii, sosyal anlamda da aile ilişkilerine de başarılı oluyorsunuz. Ama maalesef toplum buraya doğru evrildi. Ben hani bu pandemi de bu işin tuzu biberi oldu. Artık pandemi de biraz daha açıldı mesafeler. Aile büyükleriyle, insan akrabası, eşi dostuyla. Ben bu bayramla sanki bunların biraz daha aile büyüklerine yakınlaşıldığını, aile akrabalar ilişkilerinin arttığını gördüm. Ve bundan sonra da şunu temel olarak arzu ederim. Hep geçmişe özlem duyuyoruz. Geçmişte çünkü hani bu sosyal medya üzerinden veya televizyon aşırı bu şekilde akıllı telefonlar olmadığı için belki daha oturulup konuşulabiliyordu. Yaren sohbetleri olurdu eskiden. Hatırlayın yani Cihat Bey. Şimdi onlar yok. Hani
belki sosyal medya üzerinden, gruplar üzerinde bir takım etkileşimler, bir araya gelmeler var. Yani inşallah gelecekten de ümitliyiz. İnşallah. Benim bir güzel sloganım var. Güzel günler gelecek diyorum ben. İnşallah gelecekte de çok daha güzel bir araya geldiğimiz ümitli tabii, güzel günleri bekliyoruz. Tabii ümit var olunuz diyor Cenab-ı Hak. Yani biz ümit varız. İnandık. Yani bu Müslümanlar için bir vaattir Allah-u Teala'nın. Nurun tamamlayacaktır. Şüphesiz güzel günler muhakkak gelir. Ben şimdi size öyle söyleyince ben rahmetli dedemi bayramlarda böyle ziyaretlerimde çok dinlerdim ve konuşturdum biliyor musunuz? Evet, şimdi evet. Aklıma o geldi. Oradan da bir şey beslenmişim herhalde. Yaşayan hafızaya malzeme beslenmişim. Evet, evet. Rahmetli dedemi konuşturdum. Yani ümit dediniz evet, ya. Evet. Ondan dedim. Konuşturdum. Şimdi bu kalmadı. Şimdi geçtiğimiz gün işte bayramda akrabaları geziyoruz, gidiyoruz. Yani hepimiz görüyoruz. Çocuklar ayrı bir yerde oturuyor. Telefonla oynuyor. Ailenin belli efradı belli yerde oturuyor. Herkes birbirinden kopuk. Bizim bu sosyal medyayı ve telefon olayı, teknoloji olayına bir el atmamız lazım ülke olarak. Kesinlikle katılıyorum. Sosyal medya dedik. Bu önemli bir konu. Yani kesinlikle basit indirilemez. Sosyal medyada insanlar birbirine hakaret edebiliyor. İnsanlar birbirini tehdit edebiliyor. Karşına çıksa iki lafı bir araya getiremeyecek insanlar. Vallahi. Her türlü cümleyi... Klavye kahramanı diyorum ben onlara. Klavye kahramanları çok fazla ülkede. Hele bir de siyasetin içindeyseniz belki karşınıza geldiğinde size iki kelam etmekten imtina eden, söz söylemekten korkan, çekinen veya iki kelimeyi bir araya getiremeyen insanlar maalesef klavye kahramanlığı yapıp sosyal medya üzerinden çok ağır eleştiri, yani eleştirilere tamam ona siyaset yapıyorsanız mecburen katılacaksınız, katlanacaksınız ama hakarete varan eleştiriler maalesef yapılıyor. Yani bu da insanı üzüyor. Sosyal medyayı da o anlamda bir yere kadar kontrol edebiliyor olmak gerekiyor. Şahıs kendisi kontrol edebiliyor olmalı. Ama maalesef geldiğimiz nokta itibariyle öyle. Kesinlikle. Bir ara bu sosyal medyayla alakalı bir düzenleme mevzusu vardı. Yani sizler daha yakından takip ediyorsunuzdur. Evet. Çünkü hakikaten her kesimin bir trolü var. Var. Ben bundan var, çok böyle irite oluyorum. Sosyal medyada o yüzden çok kullanmamaya çalışıyorum yani. Bu insanlar hakkın ve hakikatin yanında değil de kendilerine güçlünün yanında ve destek veren kimse, evet, menfaatleri evet, icabı kimse onların yanında yer alıyor. Bir bakıyorsunuz kendi camiasındaki insanı da aforoz ilan edebiliyor. Yani bu çok kötü bir şey. Ben birkaç şey gördüm böyle. Yahu kardeşimiz yani sonuçta bir insan sizinle aynı fikri paylaşmak zorunda değilim. Sizinle de aynı fikri zorunda. O da. Ama sonuçta bir insandır. Kul hakkı diye bir mevzu var. İnanç değerlerimizin en önemli kaidesidir. Kul hakkı. Yani sen o insanı niye aforoz ilan edebiliyorsun? Böyle bir hakkın yok. Ben kendimden örnek vereyim Cihat Bey. Şimdi hani başta da söylediniz. Uzun yıllardır siyasetin içindeyim. Evet. Tabii biz rahmetli babam Almanya'da çalışırken, görev yaparken o da Almanya'da Milli Görüş Teşkilatı'na girmişti. Bizler de aile küçükleri olarak o çocukluk yıllarında elimizde Şevki Yılmaz hocamın kasetleri mahalleden mahalleye işte o kasetleri götürür seyrettirirdik. Yeah. Yaş belki 10, 11, 12, 13, 14 yani çok daha küçük yaşlar. Aynı zamanda işte okul yılları, İmam Hatip'in başlangıcı. Ardından siyasetten hiçbir zaman kopmadık. Gerek İstanbul'da yine 94 yılında Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı kazandığı dönemde aktif şekilde seçimde katkı verdik. Ve hakeza 95-96 yıllarında Konya'da Refah Partisi Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevinde bulundum. Evet. Dolayısıyla hani siyaset sahnesinde bugün yer almış bir insan da değiliz. Ardından işte AK Parti'nin kuruluşuyla beraber AK Parti'de görev yaptım. AK Parti'de Karatay İlçe Başkanlığı yaptım uzun yıllar. Allah nasip etti 2015 yılında da milletvekili olarak görev yaptık. 2019 yılında Konya'mızın değeri, hocamız, bilge lider, genel başkanımız Ahmet Davutoğlu ile beraber AK Parti'den istifa ettik. Gelecek Partisi'nin kuruluşunda yer aldık. İnanın o gün şahsım başta olmak üzere o kadar ciddi ağır hakaretlere varan eleştiriler geldi ki yani
bölücü, Alman ajanı, terörist, FETÖ'cü, bir sürü daha aklınıza gelmeyecek ifadelerle, ithamlarla karşılaştık. Ve mübarekler, ben o zaman da söyledim. Ya ben bu topraklarda doğdum. Konya'nın evladıyım. Tabii. Hani az önce de anlattım. Biz Konya, şimdi mahalle oğlu, küçük Muhsin'e Kiçi Musla derler eski tabirle. Dedem, babam rahmetli oralardan gelmiş, Konya'ya yerleşmişler. Biz de Konya'nın evladıyız. Ya doğuma büyüme. İstanbul'da 4 yıl, öğrencilik yılım geçti. Onun dışında Konya, Konya'nın tüm eşrafı bilir. Konya'da doğduk, Konya'da büyüdük. Allah nasip ederse yine Konya'da defne olacağız. Değil mi? İnşallah. Biz birilerinin o atfetmiş olduğu, iddia etmiş olduğu hiçbir söylemede yani ne prim verdik ama abi üzülerek seyrettik. Ya neyin tetikçiliğini yapıyorsunuz mübarekler? Ömer Ünal'ın şahsiyeti belli. Durduğu yer belli. Ömer Ünal'ın geçmişi belli, bugünü belli, yarını da belli. Yani Ömer Ünal'dan FETÖ'cü olmaz. Ömer Ünal'dan Alman ajanı, İngiliz ajanı olmaz. Ömer Ünal'dan herhangi bir şekilde terörist olmaz. Yani fikri anlamda AK Parti ile ayrışmışız. Olabilir. Bu doğaldır. Tabii. Dün de ben hani az önce örnek verdim. Refah Partisi'nde görev yaptığımı, 2002'den sonra da Refah Partisi'nden o kadrolardan AK Parti kadrosunun doğduğu, kurulduğu dönemle AK Parti'de görev yaptık. Bugün de böyle bir ayrışma yani, oldu. Tabii. Fikri ayrışmanın getirdiği bir süreç siyasi olarak, bunun dışında yani aman bizden ayrıldı bu adam tükaka, yok böyle bir şey. Ya çok bunlar tabii yanlış yani. Şeyler. Şöyle mesela rahmetli Erbakan Hoca, mekanı cennet olsun, İslami camianın bir sesi oldu. Sonra uzun yıllar bu hareketi devam ettirdi. Sizler de yer aldınız. Çok evet. İsim ben yani çok değerli kesinlikle. İsimleri hatırlıyorum. Kesinlikle. İsmi rahmetli oldu. Onlarla da program Allah yaptım. Allah gani gani rahmet eylesin. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız ben dedi ayrılacağım ve parti kurdu. Evet. Kimse onlara aforoz ilan etmedi. Yani evet. Kurabilir, saygı duyarız. Evet. Destek de veririz. Evet. Yine Fatih Erbakan Bey parti İlk kurdu hocanın oğlu. Oğlu. Evet. Yani şimdi biz de biraz buradan çok farklı bir konuya girelim isterseniz. Evet, evet. Parti değil mi? Biz partiyi din olarak mı görüyoruz? Yani maalesef böyle gören bir kesim var. Yani her şeyini parti olarak gören ve özür diliyorum yanlış anlamayın. O at gözlükleriyle sadece olaya siyasi bakan bir kesim var. Değil kardeşim. Fikir ayrılıkları olabilir. Parti din değildir. Din bellidir. İslam. Yani hepimizin bir amacı var. Biz galibelada yaratıldık. O ruhlar galibelada yaratıldı. Ve bir amacımız var. Müslüman olarak dünyaya getirdi Mevlam. Şükürler olsun. Bir tane amacımız var. İslam'a, Allah'a hizmet etmek. Nokta. Bunun dışında yani A partisi olmuş, B partisi olmuş. Her birinin kendi parti tüzüğü var. Parti programları var. Ben bunu partiler üzerine insanlar yargılamaya çok basit hani buluyorum. Parti programı, parti tüzüğüne göre mutlaka ülkeye hizmet etmek için yarışın içindeler. Hani özür diliyorum. Yanlış anlamayın. Bizim bakış açımızda yani benim gibi hassasiyeti olan milli manevi hassasiyet olan arkadaşların bakış açısında biz geçmişten beri olaya hep dava olarak baktık. Bizim için dava. Hani biraz siyaset biraz da dava gibi görüldü. Dava olarak bakıldı. Refah Partisi de benim için bir dava idi. AK Parti de dava idi. Bugün Gelecek Partisi de benim için bir dava. Tabii. Ama neyin davası? Bu millete hizmetin davası. Evet. Eğer bunu hedef olarak alabiliyorsanız o zaman problem yok. Ama sağ yani bağnaz bir düşünceyle kardeşim benim partimin dışındakiler dinsizdir veya benim partimin dışında insanlar, siyaset yapan insanlar tükakadır, dinsizdir, şeytanlaştırırsanız işte o zaman asıl problem başlıyor. Tabii. Şimdi işte burada yine bir mevzuya değinmemiz gerekiyor. Bizler kültürel değerlerimizi o kadar kaybetmişiz ki. Evet. Her şeyimiz partiyle, pırtıyla yatar kakar olmuşuz. Aynen. Bundan 50 yıl, 100 yıl öncesine gitsek, geriye gitsek AK Parti diye bir parti var mıdır? Yok. Gelecek Partisi de yoktur. Yok. 2001'de kurulan ya vardı. Nedir Gelecek o zaman bizi ayrıştıran 2000. ya? Yani milli görüşüm bile
kuruluşu 1969'a tabii, dayanır. Tabii. Ondan önce yine yani böyle bir hareket yoktur. İslami tabii. isimler vardır elbette ama evet. şimdi ne milliyetçilik MHP vardır, evet. milliyetçilik akımı vardır ama MHP yoktur. MHP. O bakımdan ya bırakın artık ya. Yarın bir gün bir savaş olsa yine birbirimize sarılacağız, birbirimizle mücadele edeceğiz. Bu Çanakkale'deki ruh ben ona tam güzel bir örnek. Çanakkale'ye bir vesileyle o gün Selçuklu Belediye Başkanı'ydı Uğur İbrahim Altay. Öğrencileri hatırlarsanız 2017 yılıydı yanlışım yoksa. Çanakkale'ye mi götürmüştüm? Çanakkale'ye biz öğrencilerle beraber milletvekili döneminde gitmiştim. Gerçekten her karış toprağında bu ülkenin şehit var, şehit kanıyla sulanmış. Ve Çanakkale'de bunu çok daha net görüyorsunuz. Orada her etnik gruptan, her farklı coğrafyadan gelmiş, şehadet şerbetini içmiş insanları hissediyorsunuz, görüyorsunuz. O şehitlerin o varlığını orada hissediyorsunuz. Bunların partisi de yoktu, milliyeti de yoktu. Kerkük'ten gelmiş, farklı bir coğrafyadan, Orta Asya'dan gelmiş, Yemen'den gelmiş. Yani Türk'ü de var, Kürt'ü de var, Laz'ı da var, Çerkez'i de var, Arap'ı da var, Acemi de var. Her etnik gruptan insan orada şehadet şerbetini içmiş. Bu topraklara, bu toprakları ilelebet Müslüman toprağı kılabilmek için Cihat Bey. Kesinlikle. Dolayısıyla eğer bu ruhu yakalayabilirsek işte o zaman gerçekten ülke olarak çok hızlı kalkınırız. Benim üzüldüğüm nokta ne biliyor musunuz? Hepimiz siyaset yani siyaset anlamında siyaset Hı-hı. yapanlar için söylüyorum. Siyaset sahnesinde eskiden bir uslup vardı. Eskiden bir daha çok itibar vardı. Ben çok iyi hatırlarım o gençlik yıllarımda. Rahmetli Erbakan hocamın, Demirel'in, Ecevit'in aynı masa etrafında tartıştığı yılları hatırlarım. Ama belli bir seviye. Belli bir seviye vardı. Hatırlayın. Nezaket. Nezaket vardı. Ya şimdi böyle bir şey kalmadı. Cihat Bey. Yani özür diliyorum. Eğer siz farklı bir siyasi söylem geliştiriyorsanız ve farklı bir siyaset tarzı benimsiyorsanız geçmiş olsun hemen ötekileştiriyorsunuz. Hani bunu en çok yapan da içinde de bulunduğum için söylüyorum geçmiş dönemde AK Parti ve bugünkü Cumhur İttifakı. Yani hemen ötekileştiriyorlar. Olayı çok farklı bir bölücüsünüz. Yani ülkenin yarısı şu an bölücü. AK Parti ve MHP'ye göre. Niye? İşte bunu en son 2019 seçimlerinde yaşadık. Hani Cumhur İttifakı en önemli söylem olarak o gün getirdiği nokta işte beka söylemiydi. Yani AK Parti veya Cumhur İttifakı kaybederse ülke bölünecek. Yani buraya getirmeyin ya. Bir nezaketle siyaset bir yarıştır aslında. Ama ötekileştirmeden yapmak evet. gerekiyor. Ben hani buradan da tekrar çağrı yapıyorum bu mübarek günlerde. İster istemez siyasetin içine girdik. Yani giriyoruz mecburen. Bir siyasetçiyle program yapıyor yani. Otomatik olarak giriliyor. Gerçekten tüm siyasetçilere çağrı yapıyorum bayramın 3. gününde. Nezaket dilini hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Evet. Hani kavgayla değil nezaketle siyaset yapalım. Biz temel düsturumuzda bu olacak insanlar. Kesinlikle. İnşallah. Ben toplumun her kesiminden birçok abimizi, büyüğümüzle tanışırım. Yani her partiden insanlarla tanışırım. Evet. Ve hiçbir zaman onlarla böyle partiler üzerinden bir perde diyaloğum olmadı, bakış açım olmadı. Ne güzel. Yani bunlar çok basit geliyor. Evet. Tekrar ediyorum. Evet. Kıymetli izleyicilerimizi de buradan lütfen insanları parti için kırmayın. Kesinlikle. Gün gelir. Aynen. Parti için kırdığınız amcanız, abiniz, dayınız, eşiniz, dostunuz aynı düşünceye gelirsiniz, yüzünüze bakamazsınız. Aynen. Doğru söylüyorsunuz. Bakın ben bunu gördüm yani etrafımda çok gördüm. Çok evet. Boş şeyler bunlar. Önemli olan o insana verdiğiniz değerdir, o insanın kişiliğidir, karakteridir. Evet. Nice partiler geldi. Kime kaldı bu dünya? Kimseye kalmaz. Hiçbir siyasi irade baki değildir. Allah-u Teala'nın iradesi bakidir. Ben %100 katılıyorum. Geçmişe doğru hani yaşayan hafızayı canlandıralım tekrar programınızın da ismi. Evet. Bakın çok güçlü siyaset sahnesinde yer almış liderler ve partiler bugün yok. Örnek mi? Anavatan Partisi. Rahmetli Özal onun dönemi gerçekten Türkiye'nin çok önemli açılımlar yaptığı, siyaseten çok güçlü olduğu bir dönem. 80'li yılları hatırlayın Cihat Bey. Anavatan Partisi bunun sadece ismi var. Yani bir tabela partisi.
Örnek Doğru Yol Partisi, rahmetli Demirel'in işte barajlar kralı Demirel'in tabii. Partisi. Kaç Türkiye'de kere başbakan olmuş, oldu değil mi? İktidarda yer almış, cumhurbaşkanı olmuş partisi nerede Cihat Bey? Evet. Yine DSP, evet, Ecevit'in partisi, yani başbakanlık yapmış, kaç kez bu ülkede işte kara olan diye anılan bir siyasi liderin partisi nerede? Yani tabii o yüzden partileri ilahlaştırmamak gerekiyor. Siyaset bir hizmet yarışına bu memlekete, bu millete çok daha güzel hizmetlerin yapılabileceği bir yarışa dönüşürse işte o zaman hayırda aynen, yarış dediğimiz noktaya gelir. Evet. Eğer Ömer Ünal Bey benim partimden değilse bile Allah rızası için bir iş yaptıysa memleketime, ülkeme bir çivi çaktıysa ben onu teşekkür etmesini bilmeliyim. Doğru. Ama Ömer Ünal Bey benim akrabam da olsa veyahut hemşerim de olsa hiçbir hayrı dokunma değil. Hiçbir hayrı dokunmazsa bilakis zarar veriyorsa onu uslubunca uyarmam da benim görevimdir. Çok doğru söylüyorsun. Kuru kuru muhalefet bizim İslam inancımızda yoktur. Kesinlikle efendim. Ben şunu da söylüyorum parantez içinde buna da örnek olması açısından. Hani biz şimdi ayrı bir siyaset sahnesinde bir siyasi partide siyaset yapıyorum. Ben kurucu üyeyim aynı zamanda. Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesiyim Gelecek Partisi'nin. Ama şunu söylüyorum. AK Parti bu ülkede çok önemli işler yaptı. Çok önemli hizmetler yaptı. Ya. İçinde bulundum çünkü AK Parti'nin o dönemlerini biliyorum. Gerçekten AK Parti belki birçoğu insanın hayalinde olmayan, yani hayal edemediği hizmetleri yaptı. Ama hani 20 yılın getirmiş olduğu savrulma mı dersiniz, aşırı farklı noktalara kayma mı dersiniz, o hani bizim dava olarak baktığımız çizginin dışına çıkması mı, bir sürü gerekçe sayabilirim. Kuruluş ilkeleri mi dersiniz, işte 2001'deki o 3Y ile mücadeleden nereye geldi, o eleştirileri ayrı tutuyorum. Hatasıyla, sevabıyla söylemek gerekiyor. Ya ben şimdi muhalefetin bir sözcüsü olarak veya muhalefet partisinde siyaset yapan biri olarak komple değil, böyle değil. Rahmetli Demirel bu ülkeye çok önemli hizmetler yapmıştır. Yani Erbakan hocam, bakın hani az önce de söyledik. Gerçekten dünya Müslümanlarının liderliğini temsil etmiş bir şahsiyettir. Kaç kez? Az önce bahsettiniz sizler de. Allah rahmet eylesin, gani gani rahmet eylesin. Bu ülkeye çok önemli katkıları olmuştur. Daha değeri yeni yeni anlaşılıyor biliyor musunuz? Kesinlikle. Rahmetli. Tabii, daha tabii. Da ileride belki çok daha iyi anlayacağız yani. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi şöyle bir olay var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir devesi var. Evet. Bu devesiyle yarış yapılıyor. Ve Efendimizin devesi hep birinci geliyor. Bir gün o deve yarışı kazanamıyor. Birinci gelemiyor. Sahabe-i kiram efendilerimiz üzülüyor. Peygamber Efendimiz sahabenin üzüldüğünü görünce niye üzülüyorsunuz diyor. Allah'tan başka her şey kaybetmeye mahkumdur diyor. O kadar derin bir mesaj ki bu. Ya. O bakımdan bütün siyasi güçler, bütün siyasi iradeler, bütün siyasi isimler sonsuz değildir. Sonsuz güç Hazreti Allah'a aittir. O bakımdan tekrar söylüyorum, tutmuş olduğumuz zihniyet, vakıf, dernek, cemaat, yani sadece siyaset de değil. Sosyal hayatta da. Sosyal hayatımızda, şirketimizde olsun vesaire olsun, bütün kuruluşlar sonsuz değildir. Güçlü kalamayız. Tek güç Allah'a aittir. O bakımdan bu geçici güçler üzerinden insanları kırmaya hiç gerek yok. Cihat Bey çok güzel bir noktaya değindiniz. Hani ben de orayı bitirme anlamına buyurun. Söylüyorum. Bu coğrafyada, yani şu bulunduğumuz bu coğrafyada ne imparatorluklar tabii zamanında var olmuş. Selçuklu, Osmanlı, hani geriye doğru gitmiyorum. Tabii. Kurulmuş, büyümüş, gelişmiş, duraksamış ve yıkılmış. Yani ülkeler bile, imparatorluklar bile aynı insan gibi doğar, büyür, yaşar ve ölür. Dolayısıyla kurumlar da böyledir, siyaset de böyledir. Rabbimin haricinde. Aynen. Mevla en büyük kudret sahibidir. O yüzden insanların, beşerlerin yapmış olduğu hal ve hareketlere sonsuz güç ilahlaştırmak yanlıştır. Bu da önemli konu. Bu bütün partiler için geçerli. Aynen.
Önemli olan rıza ibare, Allah rızası ve iyi niyet. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından benim size sormak istediğim çok önemli birkaç soru var. Hay hay. Biraz zor olabilir ama. Biz de bildiğimiz dilimizin döndüğünce, aklımızın erdiğince cevap veririz. Bilmediğimize de bilmiyoruz deriz. Tabii. Ya her şeyi bilmek zorunda değiliz, bilemeyiz biraz, yani. Biraz da izleyicilerimiz merak etsin İnşallah. Diye bu girizgahı yaptım. İnşallah. Efendim kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili Ömer Ünal Bey ile. Kıymetli hemşehrilerimiz, 11 ayın sultan. Evet efendim, Yaşayan Hafıza'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. AK Parti Konya eski milletvekili, 26. dönem milletvekili Sayın Ömer Ünal Bey bizimle birlikte Türkiye'nin ve gündemin, geçmiş tarihin izlenimlerini konuşuyoruz. Efendim şimdi az önce siyasi üsluptan konuştuk, bahsettik. Farklı bir uslup, dili kullanmaya başladık. İnsanları ötekileştirmeye başladık dedik. Fakat bir taraftan da aramıza giren çok farklı etnik kökenli insanlar olmakta. Göçmen insanlar çoğaldı. Konya'da da çoğaldı. Türkiye'nin her yerinde çoğaldı. Afganlısı geliyor, Pakistanlısı geliyor. Efendime söyleyeyim, Suriyelisi zaten var. 10 yıldır yaklaşık. Yani çok kozmopolitik bir hale geldik. Devamı da var, evet. Yani Afrika'dan bir sürü. Afrika'dan var. Afrika'dan eskiden beri var. Bu kadar etkilemezdi. Evet, Afgan insanlar çok mazbut, masum insanlar. Ama maalesef özellikle Pakistan'dan ve Afganistan'dan giren insanlar bizim sosyal yaşantımızı etkiliyor mu? Evet, etkiliyor. Bir taraftan da maalesef yıllardan beri devam eden bir zulüm var Doğu Türkistan'da. Maalesef. Ben şöyle diyorum ya, buradaki Afganistanlıyı, Pakistanlıyı, Suriyeliyi Çin'e gönderelim. Yeah. Özellikle zaten Suriye ile Çin'in ilişkileri çok iyi. Hmm. Oraya gönderelim, bir zahmet onlar alsınlar. Biz Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize sahip çıkarız. Seve seve. Evet. Yani siz zaten Çin ile ilişkileriniz, uluslararası ilişkileriniz çok iyi. Evet. Suriye yönetimine sesleniyorum. Evet, gönderin. Sizin olmayan insanları gönderebilirsiniz ama bizim Doğu Türkistan'daki insanlara sahip çıkmamız lazım diye böyle iç sesimi paylaşmış olayım. Ne diyorsunuz bu konularda? Ya Cihat Bey, şimdi Doğu Türkistan meselesi gerçekten bizler açısından, özellikle gelecek partisi açısından çok önemli gördüğümüz bir konu. Uygur Türkleri. Gerek Genel Başkanımız, hocamız Ahmet Davutoğlu, gerek Genel Başkan Yardımcılarımız Ümit Bey, Selçuk Özdağ, her platformda onlara sahip çıktık ve çıkmaya devam ediyoruz. Hatta hocamın geçen sene Konya ziyaretinde Uygur Türkleriyle, Konya'da mukim olan Uygur Türkleriyle kendilerini bir araya getirmiştik. Maalesef üzülerek şunu ifade etmem gerekiyor. Doğu Türkistan'da Çin zulmünü, Uygur Türklerine yapılan Çin'in zulmünü Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak maalesef görmemezden geliyoruz. Hani bunun ben maddi gerekçeler olduğunu düşünüyorum. İşte Çin ile yapılan ticaret, ekonomik işbirliği vesaire, ama Doğu Türkistan'a Türkiye sahip çıkmalı. Uygur Türklerine Türkiye sahip çıkmalı. Bir diğer konu, hani buraya paralel olarak düşündüğümüz zaman, tabii Türkiye özellikle göçmen ve mülteci noktasında, hani sığınmacı deyin, mülteci deyin, göçmen deyin, adına ne derseniz deyin, baktığınız zaman yol geçen ana döndü. Ben bunu eleştiririm. Niye? Geçtiğimiz Ramazan ayının içinde, yani bu Ramazan'da, tabii biz siyaseten yine birçok il ve ilçeye gidiyoruz. Ege'ye gitmiştim. Ege'de sorumlu olduğum 7 tane il var teşkilat yapılanmasında. Muğla'da bana bir şeyi anlattılar. Muğla'da 2-3 gün kaldım. Dediler ki, vekilim, şu an Fethiye'den gelenler anlattı bunu.
Fethiye sokaklarında o kadar çok Ukrayna'dan gelen bayanlar, son model jiplerle yani kadınlar ve çocuklar geziyor ki ev fiyatları, kiralık ev fiyatları 3'e katladı. Satılık ev fiyatları inanılmaz rakamlara ulaştı. Hani siz bahsettiniz, işte Afganlar geliyor, işte Afganistan'daki yönetim boşluğundan, Pakistan'ın maalesef yine yönetim sıkıntısı ve özellikle fakirliğinden bıkmış vatandaşlar yine Türkiye'ye geliyor. Suriye'de Esad rejiminin zulmünden kaçanlar Türkiye'ye geliyor. Afrika'da daha iyi şartlarda yaşayabilmek için Afrikalı kardeşlerimiz Türkiye'ye geliyor. İşte Ukrayna-Rusya savaşı çıktı. Ukrayna'daki insanlar da Türkiye'ye geliyor. Özellikle zenginleri mülk alıyor. Ciddi yerleşiyorlar. Hani bununla ilgili ileride ciddi problemlerin çıkması bugün eğer tedbir alınmazsa hani geliyor. Muhtemelen eğer bir tedbir alınmazsa az önce bahsetmiş olduğumuz gibi sosyal hayatın dinamiklerini maalesef tetikliyor ve tetikleyecek. Kesinlikle bir çözüme kavuşturulması gerekiyor. Burası Anadolu. Coğrafya olarak baktığınız zaman ana kucağı demek aslında. Biz her kesime, her dindaşımıza, her geçmişte beraber olduğumuz farklı coğrafyadaki o gönüldaşlarımıza kucağımızı açarız. Evet. Bundan dolayı bir sıkıntımız yok. Ama belli bir politikanın da mutlaka yürütülmesi gerekiyor. Yani Suriyelilerle ilgili işte sıkça konuşulduğu için söylüyorum. Sosyal hayatı direkt olumsuz etkileyecek bir noktaya gitmemeli. Şu an Türkiye'de ben az önce bahsettiğiniz noktayla ilgili bugün bir İbrahim Kahveci'nin paylaşmış olduğu bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. TÜİK verilerine göre İbrahim Kahveci paylaşmış. Yani referans olarak onu özellikle zikretmem gerekiyor. TÜİK verilerine göre şu ana kadar 1.752.000 göçmen veya sığınmacı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılmış. 1.752.000. Çok ciddi bir rakam. Bakın Cihat Bey. Neredeyse seçmenin %3'ü. Evet. Bakın seçmenin %3'ü neredeyse. Ha bu Suriyeli, İranlı, Iraklı diye bir ayrım değil. Toplamı 1.752.000. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlık şeyi bellidir. İşte yeni artırıl 750.000 dolara gidip herhangi bir yerden ev alan bir İranlı da, bir Iraklı da, bir Suriyeli de vatandaş oluyor. Şimdi 400.000 dolara çıkartıldı. Ya bu kadar ucuz olmamalı. Bu coğrafya herkese kapısını açar. Ama biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin olarak bu topraklarda az önce bahsettik. Her karışında şehit kanı olan bir coğrafyada yaşıyoruz. Bizim vatandaşlığımız bu kadar ucuz olmamalı. Yani önüne gelen Türkiye yol geçen hanı efendim olmamalı. Önüne gelen Türkiye sınırlarına girip yerleşmemeli. Her önüne gelene de vatandaşlık verilmemeli. Kesinlikle. Ülkelerin belli bir şeyi olur. Şimdi bir kere bu kültürel ve demografik yapıya ciddi zarar verir yani. Oraya geleceğim zaten. Bakın yani siyasi sıkıntıları da var bu işin. Hakeza toplumun ekonomik anlamda sıkıntıları da coğrafya olarak sıkıntılı bir coğrafyadayız. Zor bir coğrafyadayız. Her an her türlü şeyi tetikleyebilir bu da. Aynı zamanda etnik ve demografik anlamda da sıkıntıları var. Yani her geçene vatandaşlık, her gelene vatandaşlık Türkiye Cumhuriyeti Devleti vermemeli. Yani gidin herhangi bir ülkeye gidin. Çok basit. Allah nasip etti. Ben de hacca gittim, umreye gittim. Suudi Arabistan'a gidin bakalım. 1 milyon dolarla istiyorsanız 1 milyon doları götürün ve vatandaş olmak istiyorum deyin. Vatandaşlık veriyor mu Suudi Arabistan? Herhangi bir ülkeden gelmiş insanla kendi vatandaşının dışında diğer vatandaş farklı ülkelerden gelen insanları kefillik usulü getirmiş. Yani kendi vatandaşı kefil olursa o topraklarda, o coğrafyada kalabiliyor. Vatandaşlık vermiyor. Veya birçok farklı noktaya gidin. Biz eskiden hatırlarsanız rahmetli Özal'ın döneminde falan böyle göçmen politikaları denildiğinde kendi soydaşlarımız gelirdi bizim topraklarımıza. Balkan coğrafyasından. Azerbaycan topraklarından o dönemlerde. Evet. Hani
bir bakıyorsunuz çok farklı insanlar gibi bizim kültürümüze de ait değil. Tabii ki bizler insanlara kucak açabiliriz ama gücümüz yettiğince benim aileme, benim kültürüme zarar vermeyecek, ekonomime zarar vermeyecek şekilde bunlar olmalı. Bilmiyorum bunun sonu nereye gider? Ya bu işi gelir? Hani bir strateji geliştirilip bu işle ilgili çözüm üretilmesi gerekiyor. Hani zor zamandı Suriye, özellikle Suriye ile ilgili hani orayı da açmak istiyorum. O varil bombalarıyla halkın üzerine bomba yağdıran Esad rejiminden kaçan, ölüm korkusuyla kaçan Suriyelilere kesinlikle bizim kapılarımızı açmamız gerekiyordu. Tabii ki. Politik olarak bir Müslümanlığın gereği de budur. Ancak bunun belli bir stratejiyle yönetilmesi gerekiyor. Maalesef şu an hiçbir strateji yok. Yani sözde biz bir sürü duvarlar ördük Doğu ve Güneydoğu'ya ülke olarak, devlet olarak. Bu kadar Afganlı, bu kadar Pakistanlı, kevgere dön. Nereden geliyor ya? Uzaydan mı geliyor bu insanlar? Yani demek ki sınır kontrolü de yok. Baktığınız zaman her gelenin kaldığı, o noktaya geldi ülke maalesef. Yani İstanbul'a gidin. Muhtemelen gidiyorsunuzdur İstanbul veya büyük şehirlere gittiğinizde. Belki Konya'da bunu çok hissetmiyoruz. Konya'da biraz daha Suriyeli ağırlığı var. Ama İstanbul'da kafanızı kaldırın. Hangi coğrafyada yok, yaşadığınızı şaşırırsınız. Şimdi gidin Konya'nın taşra yerlerine. Evet. Orada çobanlık yapanlar kimler biliyor musunuz? Afganlar biliyorum. Afganlar. Ben bütün köyleri gezmiş bir olarak söylüyorum. Evet. Benim kastettiğim tamam Konya coğrafyasında Suriyeli ve Afganlı var. Ama İstanbul'a gidin. Hani 72 evet, milyon deniyor ya. Kafanızı kaldırın. Allah Allah ben nerede yaşıyorumu sorgularsınız. Yani onu demek istiyorum. Şöyle oluyor. İstanbul'a evet. Gidiyoruz. İşte biz oraya yeni bir stüdyo kurduk. Evet biliyorum. Ankara ve İstanbul'da. Hayırlı olsun. Allah razı evet. olsun. Şimdi bazen hani oluyor ya. İstanbul'u bile her yeri bilemez. İstanbul büyük bir şehir. Bir yer soruyoruz. Evet. Adres hani mevki. Yani ben Suriyeliyim diyor. Ha, o evet. Şeyi de söylemek bir tane Türk getirmek zor mu diyor? Getirmek zor mu? Afgan çıkıyor, bir şey çıkıyor. Yahu diyor memlekette hiçbir Türk kalmadı yani. Hangi coğrafyada hangi diye coğrafyada yaşıyoruz ya? Ben onu bakın onu özellikle söylüyorum. Yani ve hani olumsuz anlamında bir şeyi söyleyeceğim. Hani Suriyelilerle ilgili, Afganlarla ilgili özellikle iş hayatında belli bir esnaf, küçük imalat veya sanayi kuruluşlarında çalışanları biliyoruz. Hani şu söyleniyor. Bunu siyasiler de ya işte Suriyeliler olmasa sanayi kuruluşları batardı diyen AK Parti'nin genel başkan yardımcısı Özhaseki böyle bir şey ifade etmişti. Değil kardeşim. Dün Suriyeli yoktu. 10 yıl önce Suriyeli veya Afganlı da yoktu. Katkı veriyorlar mı? Bugün katkıları vardır. Onu da yatsımamak lazım. Hani daha az önce bahsettiğiniz gibi kırsal bölgelerde Afganlar çobanlık yapıyor. Fakat şunu da unutmamak lazım. Yabancıların Türkiye'ye gelmesinden kaynaklı işte az önce bahsettiğim gibi Ege ve Akdeniz sahilleri maalesef bizim coğrafyamız mı diye de ben sorguluyorum. Ev fiyatlarının 3'e 4'e belki tatil yapmak yerli halk için daha da zorlaştı biliyor musunuz? Yani Konya'dan kalkacaksınız herhangi bir tatil beldesine gideceksiniz. Dün 10 lira ise ev kirası bugün 30 lira oldu. Zaten ekonomik kriz var ülkede. Parası var. Adam gelmiş Ukrayna'dan gelmiş zengin kesimi gelmiş. Yani jipiyle çoluğu çocuğunu almış gelmiş. Savaştan kaçmış gelmiş. Keşke savaş olmasa. Ama belli bir politika dahilinde hemen her gelene kapını açıp her gelenin mülk sahibi yapıldı. Ya kural koydun işte 400 bin dolara herhangi bir ev alan Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı. Yok böyle bir şey. Bu olmamalı. Yani benim eleştirdiğim nokta bu. Bizim vatandaşlık tanımını yeniden yapıp kimlerin nasıl vatandaşlık geçici bir süre belki verilebilir deneme. Yani önüne gelene sen Türkiye'de hangi coğrafyadan gelirse gelsin parası var diye vatandaş yapmamalısın. İl mi cin mi bu adam bilmiyoruz. Dolayısıyla ben göçmen politikasının şu an uygulanan mülteci adına ne derseniz deyin sığınmacı. Bunlarla ilgili maalesef bir politika olduğunu düşünmüyorum ve sürecin yönetilemediğini düşünüyorum. Bununla ilgili mutlaka çözümler üretilmeli. Hani işte Suriyelilerin özellikle hani çokça zikredildiği için geri gönderilmesi noktasında projeler geliştirilmeli. Farklı işte güvenli alanlara mutlaka Suriyeli yaşayan, Türkiye'de yaşayan insanlar zaman içinde mutlaka geri gönderilmeli. Ve yeni gelmesi muhtemel farklı coğrafyalardan onların da önü kesilmeli.
Yoksa ileride gerek sosyal, vallahi gerek... Zaten bu konu siyasi bir konu dışından değil, ülkenin değil, bekası tabii haline gelmiş bir konu. Bey dedim ya, kültürel anlamda da bizi sıkıntıya sokacak bir konu. İleride çok daha sıkıntılar olur Cihat Bey. Dün bir video izledim. Bir tane çocuk, kız çocuğu, Türk evladı. Bir Afgan genciyle evlilik yapmış, kaçırılmış. Yani kaçırıldıktan sonra evlilik yapmış. Evet. Yaklaşık 10-15 yaşta büyük. Orada Türkçe konuşmasıyla alakalı onu uyarılarda bulunuyor. Türkçe konuşma diye müdahale ediyor kıza. Şimdi bizim dedim ya, ülkenin güvenlik sorununun yanı sıra ahlaki değerlerimiz, kültürel sosyal, değerlerimiz, kültürel sosyal değerlerimiz, hayatımız, evet, sıkıntıya giriyor. Evet. Yine maalesef Pakistanlı birçok mültecinin, evet, sosyal medyada çok farklı videolar çekerek, evet, insanları taciz ederek, evet, ahlaksızca, evet, edepsizce, maalesef, erkek çocuklarına yönelik ve kız çocuklarına yönelik paylaşımlarını görebiliyoruz. Şimdi bunu niye paylaşıyor? Bunu da altına inmek lazım. Hani bu sanki buradan şu anlaşılmasın, bunlar gelmesin, yok biz ırkçılık yapıyoruz. Değil. Haşa, hayır. Onların sosyal hayatı, kültürel yapısı bizimden çok farklı. Doğru. Şimdi Pakistan'ın ve Afganistan'ın özüne inmek lazım. Niye erkek çocuklarının videolarını paylaşıyor bunlar? Onların, o milletin geçmişinde maalesef böyle bir ahlaksızlık var. Evet. Ve meşru görülüyor kısmen. O bakımın oradan görmüş olduğu o kültürel ahlaksızlığı buraya da yansıtmış oluyor. Bu çok önemli bir konu. Ya ben şunu demiyorum, hani gerçekten dünyanın farklı coğrafyalarında eziyet çeken, zulüm gören ümmete bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti gücü yettiğince destek vermeli. Bunda hiçbir şeyimiz yok. Az önce Uygur Türklerine de benzer şeyi, evet, söyledim. Ama tüm kapıları, evet, açıp her geleni kabul edeceğiz. Böyle bir politika yok. Açık kop politikası falan değil bu. Tabii. Yani sınırlarınız kevire dönmüş. Ben onu o yüzden söylüyorum. Doğudan gelen de işte Afganlı, Pakistanlı doğudan geliyor, geçiyor. Güneyimizden Suriyeli geliyor, geçiyor. Afrika, hani sınırımız da değil. Afrika'dan bir sürü insan geliyor, yerleşiyor. İşte yukarı Kafkaslardan Balkanlı. İyi de kardeşim, buranın bir potansiyeli var. Buranın, evet, bir yapısı var. Kültürel yapısı var. Sosyal, demografik yapısı var. Nihayetinde kaldırabileceği her, hani bir insanın kaldırabileceği bir yük var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de kaldırabileceği bir yük var. Kesinlikle. Şu an neredeyse, bakın şunu söylüyorum, resmi rakamlara boğmak istemiyorum ama resmi rakamlarla belki 8-10 milyon civarında farklı ülkelerden gelmiş sığınmacı, mülteciler var. Ne demek biliyor musunuz? Nüfusunuzun %10'undan fazla demek. Türkiye'yi 85 milyon kabul ederseniz %10'u dışarıdan gelmiş ilave bir kesim var Türkiye'de yaşayan. Hı hı. Ve biz bunlarla yarın hangi sorunları yaşayacağımızı kestiremiyoruz. Ve bununla ilgili hiçbir çözüm önerileri getirilmiyor. Kardeşim Almanya'da mülteci kabul etti, Suriyeli mülteciler. Adamlar Ukraynalılara koşa koşa alıyorlar. Değil mi? Tabii tabii. Ben, ırkçılık yaparak alıyorlar hem de. Ben oraya geleceğim. Evet. Almanya'da Suriyeli kabul etti, yani yaklaşık 1 milyona yakın. Fakat şartları koyarak her birine özel statü, yani kişinin yapmış, geçmişte yapmış olduğu görevi, yetişme tarzı, eğitimi, mesleği her birini aldı, bir yerde istihdam etti. Alman devletine hizmet edecek noktada mülteci kabul etti. Kesinlikle. Şimdi Ukraynalılar için de aynısı geçerli. Yol geçen hanı gibi benim, yani Ukrayna'dan gelen biri, efendime söyleyeyim, gitsin, senin benim gidemediğim, tatil yapamadığımız veya görmediğimiz Türkiye'nin en güzel coğrafyasında, Ege'de, Bodrum'da, Fethiye'de, Marmaris'te, yani mülk edinsin, oraları komple kapatsın, sonra efendim sen de dolar getirdi, 400 bin dolar, bir tane 400 bin doları veriyor, tüm aile fertler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oluyor, hadi, evet, bakalım. Yani peki benim ecdadım bu coğrafyada şehit olmuş. Bu kadar ucuz olmamalı. Kesinlikle. Ben şimdi olaya siyasi açıdan bakmıyorum. Bunu kim becerir, kim yapar onu bilemiyorum. Şimdi her parti kendine göre, evet, bir şey söylüyor. Ben siyaset üstü duruyorum biraz. Çünkü geçen de Zafer Partisi bir söylem geliştirdi. Kendini, bence başarılı bir söylemdi. Etkili, evet, oldu. Ama yani bu kime nasibidir onu bilemem. Ben orasına değilim. Ben bu milletle, bu ülkemizle, bu düşüncem burada, onun derdindeyim. Toprak kayıyor altımızdan, kültürel değerlerimiz gidiyor.
Buna bu milletin mayası bozuluyor Cihat Bey. Aynen, mayası bozuyor şu an dışarıdan gelenler. Dolayısıyla bununla ilgili tedbir almak gerekiyor. Bu tedbir alacak da şu an iktidarda olan Cumhur İttifakı, hani siz siyaseten söyleyemiyorsunuz, söylemiyorsunuz. İktidardaki kişilerin sorumluluğunda. Yoksa senin, benim veya muhalefet partileri yapabileceği bir şey değil. İktidarın sorumluluğunda. İnşallah iktidar da bu konuda gerekli adım atacaktır diye ümit ediyoruz. Valla ben inşallah. Hemen yine önemli bir konu olan. Hay hay. Çünkü mültecilerle programı bitirmeyelim. önemli bir konu olan, ümmetin yıllardır kanayan yarası olan Mescid-i Aksa konusunu konuşmak istiyorum. Her Ramazan bayramında klasik hale gelen ahlaksızlıca saldırganlıklarını icra eden bir İsrail var. Evet. Yani Müslümanlara saldırıyorlar, mabedimize saldırıyorlar. Halbuki Mescid-i Aksa bizim üç kutsal mabedimizden biridir. Evet. Ya bizim kıblemizdir, ilk kıblemizdir. Müslümanlar olarak kimse bu konuda yeterince eleştiri yapmıyor devlet, diğer devletlerden bahsediyorum, İslam devletlerinden. Üzerine düşen görevi yerine getirmiyor, sahip çıkmıyoruz. Evet. Biz bugün, bakın şöyle bir politika geliştirilebilir. Biz bugün Umre'ye gitmek için geliştirdiğimiz ekonomik politikaları, Mescid-i sosyal politikaları Mescid-i Aksa'ya niye geliştirmiyoruz? Kesinlikle hatırlıyorum. Ya orası bizim üyeliğimiz mi, gözden mi çıkardık? Ya. Allah için ya, gitmeyin. Umre'ye gitmek farz değil. Evet. Gidelim Mescid-i Aksa'da buluşalım, toplanalım. Yani bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi nasıl politika izlenmesi önemli lazım? Önemli bir nokta bizler için, ümmet için, bizim ilk kıblemiz. Ben şöyle hafızamı da tazeliyorum. Allah nasip etti. Biz 2014 yılında bir grubu arkadaşlarla Kudüs'e gittik. Hem de hatıratımı anlatmış olayım. Tabii. Kudüs'te Tel Aviv'de havalimanına indik. İsrail polisi, neyse güvenlik kontrolü, geç. Pasaportları 4 veya 5 kişi arkadaşlarla beraber benim pasaportu da ayırmış security, yani güvenlik. Hı hı. Bizi bir 4-5 saat bekletti. Sebebi şu. Alıyor pasaportu, inceliyor. Hangi ülkelere gitmişsiniz? Ben 2012 yılında da Allah nasip etmişti, hacca gitmiştim. Pasaportumda yani Arabistan, Suudi Arabistan vizeleri, hac vizeleri de var. Gittik güvenlik, vardık. Dedik ya nedir mesele? Öncesi oraya gelmeden önce uçakta yaşadığım bir şeyi anlatayım. Uçaktan indik, o körükte gidiyoruz, körükte. Bir bayan, bir erkek, sivil, körüğün ortasında, yani körüğün bir, herhangi bir şeyi yok, pasaport kontrolü değil, hiçbir şey değil. Körükten havalimanına gireceğiz. Böyle gözüne seçtiğini durduruyor. Bir şeyler soruyor falan. Ya benim tipimi beğenmediler veya neyse beni de durdurdular. Benim de çanta, bir elimde çanta, pasaport öbür çantada, valiz falan. Dedi ki İngilizce olarak, pasaportunuzu görebilir miyim dedi. Hı hı. Dedim bir saniye bekleyin. Neyse tabi valizi kenara aldık vesaire. Ya bana dedi ki çabuk ol. Yani hızlan, niye bekliyor? Gelen geçiyor, birkaç kişini ayırıyor böyle. Ben de kızdım biraz. Sert de çıktım. Neyse gösterdim, oradan devam ettik. Dedim acaba ondan dolayı mı benim pasaportu ayırdı güvenlik, security deyip kenarda. İnanın şunu yapıyor Cihat Bey. İsrail polisi, artık bu topraklar bizim. Tabii. Müslümanlar buraya gelmesin. Eziyeti yapıyor. Bizi 5 saat bekletti. Tabii. Psikolojik size baskı uyguluyor. Oradan Kudüs'e geçtik. Mevla nasip etti. Rahmetli oldu. Teşkilat mensubumuz da o gün, ben ilçe başkanıydım AK Parti'de, Karatay'da. Arif Erdoğdu abimiz hemen gitti, etrafı bir kolaçan etti. Ne nerede? Onun öyle bir özelliği vardı. Allah kanı hani rahmet eylesin. Biz işte hangi güzergâhtan Mescid-i Aksa'ya gideceğiz vesaire. Bütün Kudüs'ü gezdik. Evet. Kudüs'ün her noktasını. Dedim ki dünyanın merkezi burası Cihat Bey. Evet. Ben geldiğim noktayı söylüyorum. Dünyanın merkezi burası.
dünyada hakim güç kim ise Kudüs'ü, o toprakları işgal etmiş, onlar yönetmiş. Zamanında Osmanlı'da, işte zamanında tabii. Roma'da, Bizans'ta neyse. Tabii. Ve tabii üzülerek o kadar çok şeye şahit olduk. Harem-i Şerif'e girerken İsrail polisi kimlik soruyor. Müslüman mısınız kontrol ediyor biliyor musunuz? Yeah. Terbiyesizce, niye gelmeyin diye. Bana sordu, hatta sertleştik, dipçiyle böyle çıkardı silahını. Bana diyor ki, Fatiha'yı veya kelime-i şehadet getir dedi. Düşünebiliyor musun? Kendini test ediyor. Yani şuraya geleceğim. Çok önemli bir noktaya bahsettiniz. Umre'ye gitsin benim Türkiye Cumhuriyeti'ndeki her kardeşim, her abim, her amcam, dedem. Ama önce Mescid-i Aksa'ya gitsin. Kesinlikle. Mescid-i Aksa üzerinden Umre'ye gitsin. Kesinlikle. Çünkü turizm firmaları şu an bunu yapıyorlar. Yapıyorlar. İşte Umre sezonu da bu, hamdolsun açıldı Ramazan'dan sonra. Bu olabilir ama biraz da mesela devletimizin de politikacılarımızın da bunun önünü açmasını istiyorum. Oraya geleceğim. Kudüs bizim kırmızı çizgimiz idi. Gerçekten. Rahmetli Erbakan hocamın, ben İmam Hatip'te okuyorum, bir mitingine Atatürk Kız Lisesi'nin, Karatay Medresesi'nin oradaki bir mitingine, daha çok genciz, o heyecanla gittik. O gün içinde, o mitingin sonunda yaptırmış olduğu tüm katılımcılara bir şeyi vardı. Sözle tekrar hatırlarsanız, evet. Kudüs'le ilgili de o zaman. Kudüs andı vardı. Andı vardı. Kudüs bizim çocukluğumuzdan beri kırmızı çizgimiz. AK Parti iktidarlarının da kırmızı çizgisiydi. Ama ne oldu? Anlamakta şimdi zorlanıyorum. Hani siyaset yapmayayım diyorum. Tamam, yar girmeyelim. Ya ne oldu kardeşim? Dün terör devleti değil miydi bu şey, İsrail devleti? Zulüm yapan değil miydi? Van Münüt demedik mi? Ya ne oldu da ne değişti şimdi? Yani İsrail'le şimdi sarmaş dolaş olduk. Olmayalım demiyorum. Ticari anlamda her türlü devletler kalıcı düşman veya kalıcı dost değildir. Çıkar çıkar ilişkisi var. Ama bir dakika, İsrail'de, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'ya o postallar, askerin, polisin postalları eğer ayak bastıysa buna da dur demeliydik. Maalesef dün Van Münüt diyen Recep Tayyip Erdoğan'dan ses çıkmadı. Dün bir dakika diyen AK Parti'nin yetkililerinden, kınamadılar mı? Bakanlarından, genel başkan yardımcılarından ses çıkmadı. Yani cılız bir takım sestir. Ya Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemiz. Cihat Bey, Allah nasip etti gittim dediğim gibi. Harem'i demiyorum bakın. Harem-i Şerif'in o dışında bizi asker kontrol etmişti. Oradan girmişler. Mescid-i Aksa'nın, mescidin içinde o askerlerin, terör devleti diyorum tekrar, terör devleti o askerlerin postalları geziyor. Devlet olarak güçlü bir gür sesle çıkma, itiraz etmeliydi. Evet. Bunu da maalesef ben buradan özellikle bunu da bilerek yapıyorlar. Her Ramazan'da, her bayramlarda bunu yapıyor. Evet, Müslümanların sabrını ölçmeye sebebi çalışıyorlar. Şu, ya, sebebi şu. Buranın, Mescid-i Aksa'nın artık, hani Kudüs'te başkent yaptı Amerika biliyorsunuz, İsrail Devleti ile beraber Mescid-i Aksa'yı da soyutlamak istiyor. Müslümanların tabii gelmesini. Müslümanların buna alışmasını istiyor aslında. Yani. Dolayısıyla bizim yapacağımız bir şey var. Devlet olarak yapacaklarımız var. Evet. Onları tek tek sayarım. Ama az önce bahsettiğim gibi onlara girmiyorum. Ama süremiz çok azaldı. Müslüman olarak yapmamız gereken, hı-hı, varlığı olan, parasal gücü olan insanlar turistik herhangi bir ülkeye eğer hassasiyeti varsa, gidiyor ise ilk tercihini Kudüs'e yapsın. Kesinlikle. Kudüs'e gitsin, 3 gün kalsın, 5 gün kalsın, namazını kılsın. O hazzı alsın orada. Geçsin, Kudüs'ün her sokağını geçsin. Müslümanların orada ne kadar çok cemaatle veya ferden bulunuyor olması İsrail'in emellerinin gerçekleşmesinin önündeki en büyük engeldir. Kesinlikle. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. İnsanların daha çok Kudüs'e yönelmesini gerekiyor. Rahmetli hocanın bir sözü var. İslam alemi sadece tükürse bu İsrail'i tükürüyle boğar diyordu. Evet. Dik duruş lazım. Dik durmak lazım. Her şey ekonomi de değildir. Çünkü Mescid-i Aksa paha biçilmez bir değerdir. Ekonominin de üstündedir. Bütün
İslam alemi şu an dedim, şunun için söyledim. Yani umreye yönelmek yerine, tabii ki umre bizim kutsalımızdır. Ama umreye yönelmek yerine şu an Kudüs'e yönelse bu ahlaksızlar korkarlar. Aynen. Korkak da bir topluluk zaten, zihniyet. Geri adam atarlar. Onu her şeye rağmen yine şunu söyleyeceğim. Biz 2014 yılında Mescid-i Aksa ziyaretimizde yine en fazla Türkiye'den gelen insanlar vardı. Evet. Endonezya, Malezya coğrafyasından gelen Müslümanlar da var. Ama en fazla yine Türkiye'den gelen var. Daha çok gitmeliyiz, daha çok ziyaret etmeliyiz. O hazzı almalıyız. Yani Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemiz. Evet. Cihat Bey. Kutsallarımız belli. Mekke'si, Medine'si bizim kutsal topraklarımız. Evet. Mescid-i Aksa'da ilk kıblemiz. Mutlaka ama mutlaka orayı yalnız bırakmayalım. Yani özellikle ben imkanı yerinde olan yurt dışı seyahati düşünen insanların, hassasiyeti olan insanlarımızın umreye de gitsinler ama önce Mescid-i Aksa'ya uğrasınlar, oradan umreye gitsinler. Kesinlikle. Dolayısıyla orayı yalnız bırakmayalım. Ve sözümü şu şeyle tamamlayayım bu son konuda. Son sözlerinizi alalım diyeceğiz çünkü evet. Biz gezdik Mescid-i Aksa, efendim Kudüs, her karışını gezdik. Dedim ki değerli arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'in bütün geçen mekanları, Kur'an-ı Kerim'de geçen mekanlar, zaman ve isimler burada. Bakın alın Kur'an-ı Kerim'i okuyun. İsmi geçen bir peygamber geçmiş. Evet. Orada kabri var, türbesi var. İsmi geçen bir zaman orada. Mekan orada. Aklınıza gelen yani Kur'an-ı Kerim'de geçen zaman ve mekanların neredeyse birçoğu tabii orada. Kudüs'te. Evet. Dolayısıyla Süremi yalnız bırakmayalım. Ben bunu da son kelam olarak sonuna söyleyeyim. Sonuna geldik. Ben şöyle bitirmek istiyorum. Artık kınamakla ve mitiklerle değil, daha farklı duruşlarla Mescid-i Aksa'nın yanında olmalıyız diye bitirmek istiyorum. Çünkü kınayarak ve mitik yaparak bizim gazlarımız alınıyor belki, psikolojik olarak belki rahatlıyoruz ama 2 gün sonra, 3 gün sonra İsrail o zulme tekrar devam ediyor. Daha kalıcı bir iş yapılması lazım. Evet, efendim çok teşekkür ediyorum ben katıldığınız için. İnşallah Rabbim bizleri daha farklı bayramlarda bu ümmeti Muhammed'i daha huzurlu bir şekilde kavuşturur diye dua ediyorum. Ben böyle güzel bir günde, Ramazan'ın bayramının 3. gününde, bir bayram gününde tüm izleyicilerimizle beraber, sizlerle beraber böyle güzel bir program, farklı bir program, kısmen siyasete girdik ama gerçekten teşekkür ediyorum. Şahsınızda tekrar tekrar çalışanlar başta olmak üzere TV42 yöneticilerine özellikle teşekkür ediyorum. Bizleri ekranları başında izleyen tüm izleyicilerimize, sadece tabi ulusal bir kanal nihayetinde, sadece yerel bir kanal değil, Kanal 42 eski adı, yeni adı TV42, tüm izleyicilerimize buradan tekrar hayırlı bayramlar diliyorum. Allah nice bayramlarda İnşallah bir araya gelmemizi nasip etsin. Ümmetin refaha erdiği, ümmetin mazlumların artık olmadığı bir dünya, insanlığın savaşın olmadığı, insanlığın barış içinde yaşadığı ve ümmetin feraha erdiği bir dünyayı hayal ederek inşallah bayramlarda buluşturmasını Mevlam'la niyaz ediyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için de ayrıca şahsınıza teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet kıymetli izleyicilerimiz, Bir Yaşayan Hafıza programının burada sonuna geldik. Bayramın 3. günüydü. Onu idrak ettik. İnşallah haftaya farklı konular ve konuklarla görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olunuz.